çıkıyordu, söndüm. Ben iyiliği de kötülüğü de senin yüzünde gördüm. O bir Türkiye'de 2006 yılında Kalbime Gömerim O Zaman şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan ve ayrıca bu şarkısıyla Türkiye'de kıskanılacak boyutlara gelen başarısıyla herkesin imrendiği bir star. O bir 33 yıllık deneyimiyle DJ Suat Ateşdağlı ile çalışmanın şansı ile büyük başarılara imza atmaya devam eden gönüllerimizin starı. O 1-2-3 karşınızda Gökçe Gırgız. Bunlar diliyorum. Çok güzel bir sunumdu. Bravo. Gerçekten. Harika. Bizi böyle 360 derece gülerek dinledim. Ay. Nasılsınız efendim? Ay valla nasıl oğlum sevgili Gökçe Kırgız? Bomba gibiyiz. Biz Mersin... Belli enerji tamam şu an. Harikasınız gerçekten. Mersinliler olarak çaylarımızı... Evet. Oh canıma minnet. Yudumluyoruz çaylarımızı 5 çayında. Dinleyen herkese selamlar. Aleyküm selam. Valla biz Mersinliler bu büyük soruyu cevaplayamadık. Peki, bu ben sorun... bir son cevabını vereyim o zaman. Ay harikasın. Bekliyorum valla. Sabırsız bu cevabı. Bir son cevabını verelim. O zaman ilk soruyu alayım hemen. Evet. İlk sorumuzla başlıyoruz. Aşağıdakilerin hangisi? Evet. Olmaz olur mu efendim? Sorular o kadar zor ki. E şıkkına kadar sıraladım. Çok sıraladım ama kimse çözemedi bu soruyu. Herhalde Gökçe Kırgız cevaplar diye düşündük. Tabii ben her türlü soruyu cevaplarım. Tabii anlat ben dinliyorum. Peki. Şimdi harikasın. Sevgili Gökçe Kırgız. Burkan'la 5 çayında dinleyicilerimize tabii geçen sene de tabii DJ Suat Ateşdağlı ile çalıştın. O şarkıyı da çok bayıldık. Son rötuş. Ama bu son değilmiş. Bunu anladık. Devamı varmış çok son şükür. Son rötuş son değildi tabii. Aynen. Biz çok korktuk o şarkıyı dinlerken. Acaba son muydu diye. Yok hiç korkmayın. Şimdi ben artık konuşmayacağım. Bu sondu. Çünkü Gökçe Kırgız mikrofonu eline aldı. Şu anda sen meydanlardasın. Seçime az kaldı diyormuşum. Meydanlardan şöyle herkese bir oy toplamak için bağır. Deyin ki Mersin halkı, çalıştığım ekip şu. Ben işte DJ Suat Ateşdağlı ile şu şekilde tanıştım. Bu şarkının doğuş hikayesi bu. Ekibimiz bu. Diyerekten küçük bir analiz alırsak tamam, mutlu olurum. Ben şöyle küçük bir tanıtım yapayım hemen. Sözümüzü Murat Güneş'e ait büyük sorunun. Suat Ateşdağlı ile yaptığımız ikinci proje. Herkesin evet. de bildiği gibi. Evet. Suat Bey aynı zamanda benim prodüktörümdür. Harika. Hala da öyle. Harika. Şarkımızın klip çekimini Gülşen Aybaba yaptı. Gülşen Aybaba çekti. Görüntü yönetmenim Veli Kuzlu. Hı. 22 kişilik bir ekiple çalıştım ve çok eğlenceli bir ekiple çalıştım gerçekten. Evet, 18 saat sürdü. Kemerburgaz'da çektim klibi. Oraya stüdyolarında. Harika. 6 ayda şarkıyı tamamladık. Kısa bir zaman. 6 ayda şarkıyı tamamladık ve sizlerin beğenisine sunduk. Çünkü son rötuş o kadar çok sevildi ki ancak konser programından bir fırsat bulup şarkıyı biz tamamlayabildik. Hı hı. Aynen. Ve sonra siz tabii ki de değerli radyocu arkadaşlarıma dinleyen herkese teslim ettik. Harika. Ben çok bayılıyorum. Bizde görevi tamamladı büyük soru. Büyük sorunun aslında cevabını dinleyenler verecek. Kesinlikle. Kesinlikle. Dinleyenler zaten bizim baş tacımız. Onlar verecek büyük sorunun cevabını. Zaten şarkı da anlatıyor. Yani sen aşk acısı çekmişsin. O karşıdaki... Ben şöyle bir durum var. Kalbime Gömerim O Zaman dahil olmak üzere yaptığım bütün şarkılarda evet maalesef bir aşk acısı var. Pop evet, yapsak. Evet. Yani ben rap de yapsam böyle olur. Rap de yapsam, hızlı konuşsam böyle. Metal de yapsam böyle olur. Ben asla aşk şarkısı maalesef okuyamıyorum. Hep ayrılık üzerine. Konseptim bu çünkü. Ama yakışıyordu yakın sana. Yakın zamanda yeni bir cover şarkıyla sizlerin karşısında olacağım Ramazan bayramında bu arada. Onun müjdesini verelim Haziran'da. Cover şarkı eski bir şarkı yorumluyorsun. Evet, evet eski bir şarkıyı coverlıyoruz. Haziran'da sizlerle birlikte peki, olacak. Peki tarz yine aşk acısı mı olacak?
Yani bilmiyorum aslında buna olabilir. Aynen. Aynen. Merak ediyoruz. Yani duydunuz dinleyenler. Ramazan evet. bayramında bize şeker gibi gelecek bu şarkı. Ciklet gibi gelecek. Biz bu şarkıyı aynen, ağzımıza doğru. dolayacağız böyle. Doğrudur. Aynen. Doğrudur. Süper. Dediğin gibi aşk acısı içeren kıpır kıpır bir şarkı. Büyük soru. Çünkü hakkı ödenmeyen bir taraf var. Ama bunun kıymetini bilmeyen evet. maalesef nasıl diyeyim yani hani odun mu derler? Estağfurullah. Estağfurullah demeyeyim. Hani bazıları böyle bir öyle demiyorum de bazıları hani diyor ya böyle işte hani anlamıyorsun beni bir türlü şey yapamadın anlamadın beni diye bir tavır takınıyor haliyle. Karşı taraf anlamayınca ne oluyor? İşte hakkımı nasıl ödeyeceksin gibi tabii güzel cümlelerle şarkılar ortaya çıkıyor. Ben doğal konuşuyorum konuda ve sevgili Gökçe Kırgız sen biliyorsun Kalbime Gömerim o zaman şarkısıyla 2006 evet. yılında büyük çıkış yakaladın. Ben o zaman yaşım benim de çok küçüktü. Ben o şarkıyı dinliyorum. Ay Allah'ım bu bayan nasıl bir yüzü var? Bunun yüzü nerede? O zaman internet de pek yaygın değil. Yani evet. Face'i açıp da yazsam çıkmaz. O zaman Facebook da yok. Ay Allah'ım bulamadım. Ben radyocu olacağım kardeşim dedim. Ben bunu illa bulacağım. Gerçekten. Vallahi billah. Senin abi, için radyocu oldum. Vallahi bunu söyleyeyim canlı yayında. Ve süper. Evet. Ne güzel, ne kadar güzel bir şey vesile olmuşsun. Kesinlikle harika. Vesile oldu. Benim yüzümden radyocu oldu. Ya senin yüzünden demeyelim. Senin vesilen de oldum. Ben yani mutluyum şu an radyocu olduğumdan. Hani senin yüzünden deyip de mutsuz değilim yani. Hayır, bunu kötü anlamda demeyelim. Evet. Olur mu öyle şey? Bence harika bir meslek seçmişsin. Aferin bana o zaman. Ay valla. Müthiş bir iş başardın. Alkışlamak lazım. Ve o zamanlar Kalbime Gömerim o zaman şarkısı varken sosyal medya yoktu. Ve sen sosyal medya olmadığın halde çok milyonların sevgilisi oldun. Herkes seni kıskandı. Bu şarkı benim dediler. Senin hakkını evet. bazıları ezdi. Ama 2019 yılındayız. Bugünümüzde sosyal medyanın gücünün ne kadar büyük önem taşıdığını anlıyoruz. Sosyal medya aran nasıl Gökçe Kırgız? Ben çok ciddi sosyal medya kullanan birisiyim. Instagram, Twitter, Facebook hiç fark etme. Hepsini de kullanıyorum. Hı hı. Sosyal medya bizim hayatımızda daha çok önemli bir rol alıyor maalesef. Evet. Kesinlikle. Yani bundan da çok memnunum. Her şeyde cevap veriyorum. DM'lere de bakıyorum. iPhone'da seviyorum sosyal medyayla iç içe olmayı. Değil mi? Yani bilhassa Instagram. Tabii Instagram zaten bir çığır açtı biliyorsun sen de. Harika. Instagram. Sanatçıların hepsi aynı. Hepimiz kullanıyoruz. Ben çok yoğun kullanıyorum. Hı-hı. Yani Gökçe Kırgız Official Gökçe Kırgız'ın mavi tikli orijinal hesabı. Evet. Evet, ben takip yani ediyorum. Yani lütfen takipler aslında yaşatır. Unutmayın. Kesinlikle. Ha, arada bir fan sayfalarınız var. Onları evet, bilmiyorum. Evet, çok fan sayfası var. Yani onun önüne geçemiyorum maalesef. Evet. Herkes bir fan açmış Gökçe Kırgız'ı. Evet. Doğrudur. Ve tabii ki sosyal medyadan takip ediyorsunuz. Gökçe Kırgız Official mavi tikli hesap. Bunu mutlak surette takip alın. Sevgili Gökçe Hanım'ı neler yapacak? Evet. Nerede konser? Evet. Ramazan bayramındaki? Hepsini paylaşıyorum. Peki Mersin'e geldin mi önce? Hiç gelmedim biliyor musun? Çok istiyorum. Vallahi. Bence bir gel. İnan çok istiyorum. Böyle sıcacık insanları, güler yüzlü insanları. Buraya geldim enerjini depolarsın İstanbul'a gidersin tekrardan. Evet kesinlikle. Vallahi ne kadar güzel. Ben de çok istiyorum. İnşallah en kısa zamanda. En kısa zamanda sevgili Gökçe Kırgız Mersin'e gelirse haberleşeceğiz kendisiyle. Güzel bir canlı yayını yaparız stüdyoda Allah nasip ederse. Tabii ki. Ne demek? Seve seve. Harikasın. Zevkle. Müthişsin. Peki şunu da soracağım sevgili tamam. Gökçe Kırgız. Mersin halkı ben senin canlı yayına bağlanmadan önce sosyal medyadan evet. radyodan duyurdum. Gelen evet. selamlar, gelen var sorular var. Ay sen ne diyorsun? Başa çıkamadım tatlım. Bu saate kadar. Yemin ederim ya. Hadi birkaç tane okuyalım. Okuyalım. Hemen okuyalım. Sevgili dostlarım. Sevgili Ertan Ekinci. İyi yayınlar kolay gelsin. Ben Kalbime Gömerim şarkısıyla
Onu çok sevmiştim ama son şarkısına bayılıyorum. Sevgili Burkan abi selamımı gönderirsen çok mutlu olurum diye mesajını tamamlamış. Çok teşekkür ediyorum güzel mesajın için. Öpüyorum Ertan'cım seni. Vallahi ben de. Diğer bir mesajımızda sevgili Mustafa Arslan, iyi yayınlar, kolay gelsin. Konuğunuz Gökçe Hanım'a selamlarımı iletiyorsun sevgili Burkan. Bağış üstlerine Mustafa Bey. Başka bir arzusun Mustafa falan. Mustafa Bey'e de selamlar. Sağ olsun. Süper. Teşekkür ediyorum. O da Büyük Soru şarkısına bayıldığını söylemiş. Teşekkür ederiz. Bir de şuna dikkat çektim sevgili Gökçe. Arabalarda hep Büyük Soru çalıyor. Arabada Büyük Soru çalıyor. Teşekkür ediyorum. Evet, bir de o var. Ben dikkatimi çektim. Böyle adamlar sonuna kadar açmış. Büyük Soru şarkısını çalıyor. Mersin halkının o büyük bir kitleye ulaştığını söyleyebilirim. Vallahi süpersin konuda, harikasın. Bir de bu Büyük Soru'ya remix yapıldı. Efendim? Remix şarkısı yapıldı değil mi Büyük Soru'ya? Remix yani evet Yalçın Aşan yaptı remix. Onu soracaktım. O da çok güzel oldu. Orijinal versiyonumuz iTunes'ta da var. Tüm dijital performanslarda da var. Suat Bey'le birlikte. Aynı zamanda aranjörüm benim Yalçın. Yalçın Aşan yaptı. Evet. Ve çok titiz çalıştı. Yalçın canımdır. Yeni projede de onunla birlikte olacağım. İnşallah. Evet. Çok güzel yapmış. Ben bayıldım vallahi. Yani o kadar güzel hem gençlere daha çok dinlenebileceği kıvamı getirmiş. Ben çok hoşuma gitti. Beğendiniz mi remix? Remix valla normal şarkıya bile baya bir üst kademelere sürüklemiş diye düşünüyorum. Ne yalan söyleyeyim, müthiş olmuş. Harika yapmış. Değerli büyüğümüze selamlar, sevgiler yollayacağım. Ve senden son bir isteğim var. Evet. Şimdi Büyük Soru şarkısını Gözde FM'e mutlaka anons ediyorsun. Gözde FM dinleyicilerine özel anons edersen. Ben mi anons ediyorum? Senin anonsun. Gözde FM buyurun. Yapalım. Eğer içinde cehennemi olan her kimse ise, olur ya eşine söyler, dostuna söyler, arkadaşına söyler. Senin içinde bir cehennem var diyorsanız Suat Ateş Dağlı ve Gökçe Kırgız'ın ortak çalışması Büyük Soru sizlerle diyorum.